Efendim haftada 4 gün çalışma modelini deneyen Portekiz mesai saatlerini azaltmanın etkilerini açıkladı. Buna göre haftada 4 gün mesai uykusuzluk ve stresi azalttı. Peki hangi ülkeler bu 4 günlük mesai sistemini deniyor? İzleyelim haberimizden. Depresyon azaldı, iş yükü hafifledi. Portekiz'in 4 gün mesaiden memnun olduğu ortaya çıktı. Portekiz haftada 4 gün çalışma uygulamasına geçtiğimiz Haziran'da başlatmış, uygulamaya 41 pilot şirket katılmıştı. 4 gün mesaiyle aile bağlarını kuvvetlendirme ve verimliliği artırmayı hedefleyen Portekiz'de çalışanlara durum değerlendirme anketi yapıldı. Personelin maaşları azalmadan haftada 4 gün çalışmaktan memnun olduğu ortaya çıktı. Anket sonuçlarına göre 4 gün mesai çalışanların stres ve uykusuzluk sorunlarını %21 azalttı. Evle işi birlikte yürütmenin zor ya da çok zor olduğunu düşünenlerin oranı %46'dan %8'e kadar indi. Çalışanlarda kaygı, gerginlik ve depresiflik durumlar %21, yorgunluk %23 ve yalnızlık hissi %14 azaldı. Ayrıca çalışanların %65'i aileleriyle daha fazla vakit geçirmeye, %60'ı ise hobilerine zaman ayırmaya başladı. Şirketlerin %95'i şimdilik bu sistemi faydalı görse de araştırma Nisan 2024'te tamamlanacak. Portekiz, 4 gün çalışma modelini deneyen ilk ve tek ülke değil. Avrupa'da birçok ülke benzer çalışma sistemleri uyguluyor. Onlardan biri de Belçika. Belçika, Avrupa'da 4 günlük hafta yasasını çıkaran ilk ülke. Çalışanlar, Şubat 2022'de kazandıkları hak sayesinde maaş kaybı olmadan çalışma haftasını 5 gün yerine 4 günde tamamlayabiliyor. Yeni yasa, geçen yılın Kasım ayından bu yana yürürlükte. 4 gün mesainin en etkili olduğu ülke ise İngiltere. Haziran 2022'de 6 aylık bir pilot proje başlatıldı. Projeye katılan 61 şirketin %92'si süre sonunda 4 gün çalışmaya geçti. Almanya ise 21 Eylül'de 4 gün mesaiye geçiş için 6 aylık pilot uygulama başlattı. Şimdiye kadar ülkede denenecek en büyük proje Şubat 2024'e kadar devam edecek. Tarihin en büyük haftalık çalışma saatlerini azaltma programını uygulayan ülke ise İzlanda oldu. 2500 çalışanın haftalık 40 saatlik iş vakti 35 saate indirildi. Deneme sonrası ülke çalışma saatlerini kısma kararı aldı.